Sen cansızla çalıştın. Bağlantılarını biliyorsun. Kimlerle görüşüyor? Ona kimler yardım ediyor? Gayet iyi biliyorsun. Şimdi bana bu isimleri tek tek söyleyeceksin. Sonra da benim onu aradığım haberini yayacaksın sokaklara. Benden bir şey gizlediğini, yaşatmayacağımı söyleyeceksin. Sana yardım edersem de cansız beni yaşatmaz. E güzel. Ölümün garanti demek. Tamam. Şimdi ben seni burada öldüreyim mi? Yoksa sonra cansız mı ölürsün? Tamam. Tamam. Güzel. Şimdi dökül isimleri. Sen Kadir'i takip et. Tamamdır Veli Bey. Siz de içeri girin. Her ne yaptıysa temizleyin. Arkada hiçbir iz bırakmayın. Bundan sonra Kadir nereye gidiyorsa takip edin ve bütün izleri silin. Tamam. Hadi. Buyurun. Ver oturun, buyurun. Evet, sizi dinliyorum. Nedir şikayetiniz? Doktor bey. Benim çok canım acıyor. Nerenizde acı hissediyorsunuz? Buramda. Göğsünüzde bir ağrı var yani, doğru mu? Doğru. Göğsümde bir ağrı var. Ama o ağrı daha çok kafama etkiliyor. Nasıl yani? Anlayamadım. Ben size anlayacağınız şekilde anlatayım. Bir kadını uğrunda ölecek kadar çok sevdim. O beni sevmedi. Ama ben onun bu tavrını da sevdim. Yani bir çeşit bağımlılık gibi bir şey oluştu. Anladım. Birini seviyorsunuz. Ancak benim bu hususta size yapabileceğim bir şey yok. Bence bu konuyu siz o kadınla konuşmalısınız. Kadın. Kadın. Kadın öldü. Zeynep. Zeynep. O kadının adı. O öldü. Başınız sağ olsun. Bu hususta bir psikiyatristten yardım almanız sizin için daha yararlı olacaktır. Yok, ben o şekilde iyileşebileceğimi çok sanmıyorum. Benim iyileşebilmem için sevdiğim kadını öldüren adamı bulmam lazım. Sevdiğiniz kadın bir cinayete kurban gitti yani, öyle mi? Sevdiğim kadını senin kurtardığın cansız öldürdü. Ona iki kurşun hediye etmiştim. Çoktan ölmesi gerekiyordu. Ama sen onu yaşatmayı başardın. Bravo. Ve o da sevdiğim kadını öldürmeyi başardı. Şimdi. Eğer bana yardım edersen çok az, çok az acı çekmeni sağlayacağım. Ama yok, bana yardım etmezsen seni çok üzeceğim. İyi de ben size nasıl yardım edebilirim ki? Cansızın saklandığı yerin adresini vererek başlayabilirsin. Ben cansız diye birini hiç tanımadım. Ve böyle birini hiç tedavi etmedim. Çok özür diliyorum. Ben yanlış bir yere mi geldim acaba? Çok pardon, çok pardon. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Hani biraz önce size bahsettim ya, bu hastalık daha çok kafamı etkiliyor diye. Bu etkilerin neler olduğunu size küçük bir demo ile gösterebilirim. Hazır mısın? Neye hazır mıyım? Uçmaya. Ha.
Şüpheli, ne istedin lan doktordan? O beni iyileştirmeye çalışıyordu sadece. Hadi bakalım şimdi, ağrılar, sancılar çoğalacak. Kim bakacak bana? O adam doktor falan değil. Meslekten men edilmiş biri. Yoksa ben hiçbir doktora dokunmam. Çektiğin acılar çekeceklerinin yanında bir hiç. Seni böyle işkencelerden geçireceğim ki hiçbir ilaç iyi gelmeyecek sana. Ay, çok kızmışsın sen bana. Ama ben seni daha önce uyardım. Bu kadar çok sevme dedim. Ne güzel de bir hukukumuz vardı. Sen de beni yıllarca dinledin. Ama sonra ha Zeynep. Hem seni hem oğlumu zayıflattı. Ama toparlarsın. Zaafın yoksa çabuk toparlarsın. Var mı yoksa zaaf? Kaldı mı? Eğer kaldıysa söyle, yolundan çekeyim. Sen de gönül rahatlığıyla kavuşursun Zeynep'ine. Neyi bekliyorsun? Söyle yerini. Geleyim, bitirelim bu işi. Ha? Neyi bekliyorsun? Ama yani hiç şık olmaz. Bana yakışmaz. Ne o, çağır adamı ayağına, sık kafasına. Hayır, hayır, hayır. Senin için daha hoş planlarım var. Öyle güzel planlar ki anlatan mı? Ama istersen bir iki ipucu vereyim. Bak, hiç ummadığın biri tarafından. Ve hiç ummadığın bir zamanda vurulacaksın. Hem de gönül rahatlığıyla. Düşün, düşün. Düşün bakalım kim olabilir. Ama düşünürken en başa gel. Ta en başa. Her şey bana olan borcunla başladı. Heh, borcunu ödeme vaktin de geldi.